Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her Kur'an, Her an Mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülcabar Varan'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamdeden şükrederiz. Hoş bulduk. Biz de sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah hepiniz iyisiniz. Hamd ediyoruz. Şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Muhterem Hocam ayetlerin sırları Saf Suresi 7, 8 ve 9. ayet İnşallah. kelimeler bugün konumuz. Bugün görseniz ilk sualimizden başlamak istiyoruz. Muhterem Hocam Saf Suresinin 7. ayetine göre bütün insanlar İslam'a davet edilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Haram Kur'an, Merhamet Mutlu programında bizleri bir hale getirdi. Evet Saf Suresinin 7. ayet-i kerimesi şöyle. وَمَنْ اَزْلَمَا مُنُفْتَرَا عَلَى اِلَّا اِكَزِبَ Saat 7 değil, Saf 7. Saf Suresinin 7. ayet-i kerimesi. 61. Surenin 7. ayet-i kerimesi. Allah'ın zatına davet olunmasına rağmen yalanla Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Şimdi bu yalanla iftira edenler kimler? Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar iftira ediyorlar. Mesela İsa Suresi'nin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde bunların uydurduğu yalanlar ne? Nasıl bir yalan? Yalanlardan birincisi en büyük yalan ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İkinci yalan mürşide tabi olmak şirktir. Üçüncü yalan dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. İşte bu yalanlarla Allah'a iftira ediyorlar. Allah ne diyor bu konuda? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 12 tane farz emirle. Mürşide tabi olmak farz. Ruhun dünyatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmış. Bütün farzlar olmasına rağmen Allah'a yalanla iftira ederek hayır, ruhun Allah'a ulaşması yoktur, ruh insana hayat verir, Mürşide tabi olmak şirktir. Gerekli değildir. Ruhun dünya hayatında Allah'a yoktur diye iftira ediyor insanlar. Ama bu iftira edenleri allah Teala İslam'a davet ediyor mu? Evet kesinlikle. Davetin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yok. Kim olursa olsun davet mutlaka kendisine ulaşır. Ama davet kendisine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen ve karşı atağa geçen yani ateşe çağıranlar. işte allah Teala bunlara zalimler diyor. Vallahu la yahdi kavmi zalimin. Onlar daveti kabul etmedikleri için Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Saf suresinin 7. ayet Saf 8 ne diyor? Saf 8 Yürüdüğüne لِيُتْفُوا بِنُّ اللّٰهِ Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimu nurihi ve lev keriyel kafirun. Allah'ın nurunu söndürenler kimler? Allah Teala bunu Bakara suresinin 257. ayet-i dile getiriyor. Bakara suresinin 257. karın bir kısmı nefs seskesini ifade ediyor. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Zulmetten nura çıkış Keşin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması, kalbinde yüzde 51 nurun ulaşması. Zulmetten başlangıç noktasında yüzde yüz karanlıkken, yüzde yüz kalbi nura ulaşıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا اَوْلِيَهُمُ تَعْغُتَ Ama şafirler tağutun dostudurlar. Tağut ne yapıyor? Onları zulmetten nura, nurdan zulmete götürüyor. İşte tağut dediğimiz insanlar, lanetlenmiş, kendilere ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Nasıl bir şey? Kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışken onların kafasını çeliyorlar. Diyorlar ki nereden çıktı bu olay? Bu kesinlikle söz konusu değil. İslam İslam 5 şartından ibarettir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. diyerek ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Bu ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu insanlar da onlara kulak verirlerse o zaman gerçekten şeytan, tağut onları ne yapmış oluyor? Onları nurdan, nura çıkmışlardı. Yüzde elli bin nuru sahipleriydi. Tekrar zulmete götürüyorlar. Nisa suresinin yanılmıyorsam 60 İsa suresinin 60. ayet-i kerimesi 60-61-62 Bakın ne diyor. 60. ayet-i kerime Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? O kişi وَالَّذ۪ينَ يُمْنَا بِمَا اُزُلَيْلِيكَ وَمَا اُزُلَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ Hepsine inanıyor diyor. Zanneden kimseleri görmedin mi? onu şeytani inkar etmekle emrolundukları halde. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi ve kesinlikle kendisinden öncekilere ve şey inan ediyor. Ama tağutu inkar etmekle emr olunmasına rağmen gidip ona soruyor. İnkar etmekle emrolundukları halde tağutun önüne muhakeme olunmayı istiyorlar. Gidip tağuta soruyor. Nasıl soruyor? Diyor ki bakın şimdi birisi ruhun dünyatına Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Siz ne diyorsunuz? Hayır diyor. Kesinlikle ruh insana hayat veren Ruh Allah'ın zatına olur. Birisi diyor ki müşride tabiyetten bahsediyor. Hayır diyor. Kesinlikle müşride tabi olmak çiftir. Birisi diyor ruhun Allah'a teslim, dünya tesliminden bahsediyor. Hayır diyor. Sadece ölümle ruh insan Allah'a ulaşır. Bu şekilde devamlı tağut tam aksini söylüyor. Tavut'un önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Gidip ona soruyorlar. Bu Tavut'a soruyor. Diyorlar ki sen ne diyorsun bu konuda? Onlara diyor ki buna hiçbirisi yok. Şeytan onları uzak bir delalette saptırmak istiyor. İşte bu tuza şey Tavut dedikleri kişi uzak delalette olan insan diğerlerini de uzak bir delalet içerisinde peşinden sürüklüyor. Halbuki onları inkar etmekle olmuşlardı. O zaman onun imkanı emmekle emol olan kişi ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam İslam'dan başka din var mıdır? İslam'dan başka bir din söz konusu değil. Hem Rum suresinin 30. ayeti kerimesi, hem de Alimran suresinin 19. ayeti kerimesi, hem de Alimran 85. Bu ayetlere baktığımız zaman kesinlikle zeli ve ebedi dinin sadece İslam olduğunu görüyoruz. Alimler 19 zannen din endallah İslam. Allah'ın katındaki din İslam'dır. Allah'a teslim olma. Yani Allah'ın katında ruhun teslimi, Allah'ın katında fizik vücudun teslimi, Allah'ın katında nefsin teslimi, Allah'ın katında iradenin teslimi. İslam. O mahtalefe lezine util kitabe illen ba'di ma Beynehum. Ama kendilerine açıklayıcı beyneler geldikten sonra ehli kitap ihtilafa düştü. Mahtalefe lezine utu kendilerine kitap verilenler illa min ma ma'i bey bayi ilmu ilim kendilerine geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Bağyen ma camil ilmu ilim kendilerine geldikten sonra bağyen beynem aralarındaki haset sebebiyle bağyen Bakın haset demek. Haset sebebi ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini örterse Fen Allah seyyul Allah hesabı çabuk görendir. Alimran suresinin 85. ayet kelimesi men yaptu gayril islami dinen kim İslam'dan gayri bir din ararsa felen yukbilemin. O kendisinden kabul olmaz. Ve huve fil ahireti O ahirette de hüsrana düşenlerdendir. Neyse ahirette hüsrana düşen kişi şirkte olan kişidir. İslam'ın dışında bir din yaşayan kişidir. Rum 30'da Fakim Maşakale dini Hanife ve Çin'i fizik vücudunu Hanif olan dine yönel Fıtrat Allah'ı Allah'ın yaratması derleti fetelen nasi aleyha Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de ve iradesini de teslim edebilecek standartlarda yaratmıştır. La tebdile kalkılla Allah'ın yaratmasında bir değişme yok. Allah insan olarak yarattığı herkesten ruhunun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimini ve iraden teslimini istiyor. Zaten kalü bela günde aldığı tedbirler bunu ifade ediyor. Ruhumuzdan misal, fizik vücudumuzdan ahet, nefsimizden yemin almış ve iradenin de teslimi zaten otomatik olarak gerçekleşiyor. Zalike dinul kayime, işte kayım olan din, ezeli ve ebedi din budur. Lakin ekseren nasi la Lakin insanların çoğu bilmiyor. İşte tek din, hanif dini hanif dini dört teslimi yapabilecek bir özelliğin sahibi ve Allah'ın katında dinin de sadece hanif dini olduğunu, hanif dinin dışında başka bir dinin mevcut olmadığını allah Teala bize söylüyor. Ve ise din sadece İslam mıdır? Evet sadece din İslam'dır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. hocam Allah'ın hükümlerine karşı insanlar ne gibi yalanlar söylemektedirler? İşte Allah'ın hükümlerine karşı söyledikleri yalanların başında ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür ancak ölümle insanı ölür. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 1. ile alakalı 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. 7 ayet-i kerimede bu dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. 7 ayet-i kerimede bu dileğin sahibi olmayanların kesinlikle şirkte olanlar olarak tarif ediyor. İkinci yalan, müşride tabi olmak şirktir. Halbuki kimdir müşrik? Müşridine ulaşmayan kişi şirktedir. Ama müşridine ulaşan kişi şirkten kurtulmuştur ve kalbine iman yazılan birisidir. Üçüncü yalan, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. Dördüncü yalan İslam teslim olmak İslam beş şartından ibarettir. Beşinci yalan zikir yoktur. Daimi zikir diye bir şey söz konusu değil. Ve vesaire. Yani Allah'ın söylediklerinin tam tersini söylemek suretiyle Allah adına yalan iftira ediyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam birçok insan İslam'ın bir şartıyla Allah'ın cennete gireceğine inanıyor. Kur'an'da buna dair bir işaret var mıdır Muhterem Hocam? Hayır kesinlikle cennete giriş iki ölçüyle belirlenmiştir. Bir, sahip olduğu hayırların şerlerden fazla olmasını gerektiriyor. allah Teala bunu üç ayet-i kerimede dile getiriyor. Birisi Araf suresinin 8. ayet-i kerimesi وَمَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَوْلَاكَ مِنْ بِحُونَ Kimin hayırları, hasenatları ağır gelirse onlar felah verenlerdir. Muminun suresinin 101. ayet-i kerimesi 102. Ve men sahulet mevazine ufulake mil yine onlar felaharenlerdir. Üçüncü ayet-i kerime Gâşe suresinde geçiyor. Veya Kariya suresinde. فَوَّ فِعِيْشَةً رَا Allah onun çalışmasından razı olmuştur. Bunlar cennete girenlerdir. Cennete girişin bir başka işareti o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bir başka işareti o kişinin bütün günahlarının örtülmesidir. İnsanı cehenneme götüren günahlardır. Günahların sevaplardan fazla olması. Ama eğer kim kalpten ulaşmayı dilerse allah Teala onun bütün günahlarını örtüyorsa o zaman bu dilek onu mutlaka cennet sahibi kılar. Bu dilek istisnasız o kişinin hayırların şeylerden fazla olmasını sağlar. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine giren kişidir. O zaman İslam'ın beş şartına ait olan kim bunları yaparsa cennete girer diye bir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hükmü yok. Tam tersi Kehf suresinin 103-104-105. ayet-i kerimesinde قُلْ هَلْ لِنَّبِكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَمَلًا Amelleri en çok hasara uğrayanlar, yani amelleri en çok boşa gidenleri size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki bütün çalışmaları boşa gitmiştir. Ve yahsebûne ennem yusene Onlar çok güzel amel işlediklerini zannediyorlardı. Kimlerdir bunlar? Ulâkez lezîne keferü be âyâti ve likâhi habid Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'ı inkar ettiler. Allah'ın ayetlerini ve Allah'ı inkar ettiler. Lika Allah'ı inkar eden kişi kalbi kapalı olan yani sadece kör olan birisidir. O zaman ayetler kalbine girmezse o kişi kalbinde olmadığı bütün ayetleri inkar eden birisidir. Ayetlerin kalbe inmesi ayetlere imandır. Ayetlerin kalbe inmemesi ayetleri inkardır. E Bu kişinin kalbinde ayet yok. Allah'a ulaşmayı dilemediği için inkar ediyor ve ruhun dünyatından Allah'a ulaşmasını da inkar ediyor. İki açıdan bu inkar o kişinin yaptığı amellerin hepsinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonra razı olsun. Utem hocam Kur'an hükümlerinin devre dışı bırakılmasında din alimlerin sorumluluğu var mıdır? %100 evet. Çünkü 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğiliyor ve masum bir şekilde ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabenin ilmin Kur'an olduğunu biliyor. Ve diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz Kur'an'ı öğreniyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat da var, İncil de var. Ama Tevrat ve İncil onları nefs seskesine ve tasfiyesine ulaştırmıyor. Acaba bunun sebebi ne? Bunun sebebi kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilememeleri mürşide tabi olmuyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse milyar sene kalsa Allah ona mürşit göstermez. E mürşide ulaşmasa Allah'ın nimetine mazhar olmasa o zaman kesinlikle o kişi Allah'a teslim olamaz. O zaman Allah Resulü imi insanlardan alındığı zamandır demek de ne demiş oluyor? Madem ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'i toplatmaz, o zaman ilmin insanlardan nasıl ilmi insanlardan alındığı zamandır? O zaman Allah Resulü diyor ki, evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Evliyanın ruhunu kabz ettiği zaman, yani vefat ettiği zaman, o zaman onların arasında alim kalmaz. İnsanlar ihtiyaç duydukları sualleri cahilleri önder edinirler ve onlara sorarlar. Cahiller kimler? Ve Hazreti Ömer'in sözü bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. Yani cahilleri önder edinirler. Bu cahiller dediği kalbiyle cahil olanlar. Kalbiyle cahil olanlara gidip sorarlar. Onlar da fetva verirler. Hem kendilerini mahvederler hem de saptırdıkları insanları ateşe mahkum ederler. İşte ilim ancak bu şekilde insanlardan alınıyor. O zaman bu standart içerisinde günümüzde Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesinin arkasında din adamlarının rolü var mıdır? Yüzde vardır yüzde vardır. Çünkü din adamı demek Allah'ın hakikatlerini insanlara öğreten kişi demektir. Nedir Allah'ın Kur'an'ı hakikat? 7 sabah 4 teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, ihsanla müşride tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi teslim etmek. <laughs> 7 sabah 4 teslim farz. Eğer günümüz zin adamları ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok diyorsa o zaman birinci safa yok. Birinci safanın olmadığı bir yerde ikinci safa söz konusu değil. Allah onlara müşrit göstermez. Müşrit göstermiyorsa ruhun teslimi yok. Ruhun teslimi yoksa fizik ucu teslim. Yani İslam sarayı yerle bir oluyor. Yedi safanın yedisi yok. Tek sebep ne? Tek sebep insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların öğrettiği İslam Kur'an'daki İslam değil, emaniye bilgilerle zanlarına tabi olmak suretiyle hayır ruhun Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan Allah'a ulaşır. Demek suretiyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşma dileğini inkar ettikleri için ondan sonra diğer ayetleri kalplerine indirmeleri mümkün değil. Çünkü kalbi açan anahtar bu dilektir. Bu dilekle kişi kalbi açıyor ve o diğer ayetleri de kalbine indiriyor. Mesela nedir? Mürşide tabiyet. Onu kalbine indiriyor. Ama kalp açılmazsa zaten o da kalbe inmez. Ruhun Allah'a teslimi kalbine indiriyor. Fizik ruhun Allah'a teslimi kalbine indiriyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i neyle okumuştur? Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavette değil hidayetle okumuştur. Onun için şu Aral Suresinin 193-194. ayet-i kerimesi nezele bir ruhun emin ana kalbike itekunu minel müzerin. Allah Teala Cebrail selam vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i sana indirdi. Senin kalbine indirdi. Senin kalbine. Bu kalbin sahibi kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Eğer o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman ayetler o kişinin kalbine inmez. Dolayısıyla insan ameli boşa gidenler kimler? Allah'a ulaşma dileğini ve ayetleri inkar edenler. Allah'a ulaşma dileğini inkar edince bu talep o kişinin kalbinde yoktur. Ayetler inkar edince mürşide tabiyeti inkar edenler ayetleri de inkar etmiş oluyorlar. Çünkü o ayetler kimin lisanıyla açıklanıyor? Resulün lisanıyla. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen evet. hocam dinin yozlaşmasında şeytanın nasıl bir etkisi vardır? Dinin yozlaşmasında şeytanın çok korkunç bir etkisi var. allah Teala bu konuyu Furkan Suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde dile getiriyor. يَوْمَ يَعْدُوا ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Ya kulu ya leyteni ittehastu ma'ar Resulü sebile. Keşke Resul ile birlikte bir yol tutsaydım. Şimdi Sab suresinin 7. ayet-i kerimesindeki zalimler bunlar. Bu zalim İslam'a davet edilmiş mi? Evet. Resul onu İslam'a davet etmiş. Ama Resul tarafına İslam'a davet edilmesine rağmen o daveti kabul etmemiş ve yalan söylemeye devam etmiş ve cehennemde yerini almış. İşte bu cehennemden yerini alan kişi pişmanlığın pişmankarlığından diyor ki keşke Resul ile birlikte bir yol susaydım. Yani İslam'a davet olunduğum zaman o daveti kabul etseydim. Resul ile birlikte yol tutmayan daveti kabul etmeye ne yapmıştır? Furkan 28'e göre Ya ve ile ta leyteni lemet takus filanın halile Keşke filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim? 72 tane fırka bu her bir fırkanın başında filan diye insanlar var. Her fırkanın bir önderi var. Keşke felani dos edinmeseydim. Lakat eddeleni zikri Andolsun bana zikir Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden o saptırdı. Öyleyse zikirden Kur'an'dan saptıran kişi kimdir? Kur'an'dan saptıran kişi şeytandır. Şeytan insana yardımı engelleyendir. İblisin mürşide tabi olmak şirktir demek suretiyle şeytanın yozlaşmaya sebebiyet verdiği zaten açıkça ortada. Mürşide tabi olmak şirktir. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Elbette mürşitten öğreneceğiz. Hayrikum men taallemel Kur'an ve En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Akıllı insan öğrenen kişidir. Akılsız ise hep ona buna nasihat etmeye devam ediniz kişidir. Dolayısıyla şeytan insana yardımı engelleyendir. Yani yardım allah Teala'nın mürşididir. Şeytan insanların mürşide tabi olmasını engellemek suretiyle dinin yozlaşmasında en büyük rolü oynuyor. Halbuki kişi bu şeytani tuzağı atlatabilirse o zaman Kur'an'daki İslam'ı öğrenecektir. allah Teala iki noktada bizi uyarıyor. Fatır 5'te ve Lokman Suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Ya <laughs> yüven nasu enne vaadallahi hakkın Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurenekum hayatı dünya Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Vela yegurenekum al gurur ve sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek azaltmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dünya hayatının peşinden koşanlar. Şeytanın kendisini aldattığı insanlar kimler? Allah'ın affına göndererek azaltmasın. Bakıyor ki kişi namaz kılmıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor ama öbür taraftan da Allah gafur ve rahimdir. Allah seni affeder. Bu sözü ona söyleyen kim? Şeytan sen yapmasan da Allah kabul rahim de seni affeder. İşte ayet-i kerimede bu sebeple sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek, nasıl olsa ne yaparsan yap Allah seni affeder. Aldatmasın diyerek Allah bizi uyarıyor. O zaman şeytanın dinin yozlaşmasındaki fonksiyonu var mı? Kesinlikle var. Nasıl bunu beceriyor? İnsanları mürşitten uzaklaştırarak, mürşide tabi olmayı engellemek suretiyle bunu gerçekleştiriyor. Dünya hayatı, dünya hayatı kişinin dünyanın cazibesine kapılıp Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman, dünya hayatı o kişi üzerinde bir yozlaşmaya sebebiyet veriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. mu hocam uygun görseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İnşallah. İstanbul'dan Aysun Hanım, Muhterem hocam Nahal suresinin 91. ayetini ve kefaret kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Nahl Suresinin 91. ayet bakalım beraberce. Evfu bi ahdihi lahi izâ Allah ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. وَلَا تَنْقُدُونَ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا onu sağlamlaştırdıktan hidayete erdikten ve nefsinizi teski ettikten sonra yeminlerinizi bozmaya ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi teski ettikten sonra delalete düşmeyin yani fıska düşmeyin. Siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allah Teala sizi hidayete erdirerek ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü kefaletini yerine getirmişti. Bak Allah sizin ne yaptığınızı biliyor. Şimdi suali tekrar sor inşallah. İnşallah Muhtar tamam, Hocam. Nağat Suresi 91. Ad-i Kerime ve kefalet kavramını. Kefaret değil, kefalet kavramı. Kefalet demek kişinin kendisine vekil olması demektir. Bu da mürşittir yani. Yani ee, Kefaret değil, kefalet. Şu anda Araplarda yine bu gelenek devam ediyor. Bir yerden bir yere bir kişinin hareket edebilmesi, özgürce gidebilmesi kefaleti gerektiriyor. Kişi kefaletin elinde bulunduran insan izin vermezse o kişi hareket edemez. Dolayısıyla bu Allah'ın mürşididir. Siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Gerçekten de ne yapıyor? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geliyor. Allah-u Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü kefaletini yerine getirdi. Yani devrin imamın ruhu başımızın önüne geldiği zaman bizim de ruhumuz bizden ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Kefalet, kefaret değil. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtemem Hocam. Allah'a güven konusunu açıklar mısınız? İslam'da yedi kademe tevekkül var mıdır? Evet, İslam'da yedi kademe tevekkül var. Kesinlikle. Zaten İslam'ın bütünü zikir ve tevekküle dayanıyor. Zikrimizi artıracağız, Allah'a tevekkülümüz artar. Allah'a tevekkülümüzü artıracağız, zikrimiz artar. Bu iki şey birbirini besleyen iki yapıyı ifade ediyor. Allah'a tevekkülle zikrimizin artışı arasında bir bağ var mı? Var tabi. Enfal suresinin ikinci ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman bir hakikati görüyoruz. Enne men zine, Mu'minler o kimseler ki izah Allahu Allah zikredildiği zaman o Demek ki bunlar kalplerine iman yazılanlar. Ve izah tülyet <laughs> aleyhmu hayatuna zâdetum ve ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman zâdetüm imanen imanları artar. Kimdir imanı artan kişi? Kalbine iman yazılan kişi. Nenel mumunun o kimseler ki zikredildiği zaman kalpleri titrer. Bu tabiyeti ifade ediyor. Ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar yani imanların artışı katlarının uygulanması ifade eder. Ve ala ve onlar rabblerine tevekkül edenlerdir. <laughs> Allah'ı kendisine vekil tayin eden kişi nasıl birisidir? Allah'ın iradesini aklın kontrolünden alıp kendi kontrolünde tuttuğu birisidir. İrade Aklın kontrolündeyse o zaman o kişi her zaman nefsiyle bir hata işleyebilir. Akıl yanlış karar verdiği zaman kesinlikle irade devrediyor. Ama aklın kontrolündeki bu iradeyi Allah da alır da kendi kontrol ederse, yani iradenin kontrolü demek Allah'ın o kişinin iradesini kendisine bağlaması demektir allah Teala emri veriyor. O zaman iradesini kendisine bağladığı zaman nefsin afetleri varsa dahi o afetlerin devreye girmesi söz konusu değil. Nasıl allah Teala kişi mürşide tabi olduğu zaman şeytanın o kişi üzerindeki negatif tersini sıfırlıyorsa dört ayet-i kerime gelince şeytana onlar üzerinde bir sultanlığı yok. Dört ayet-i kerime Hicr 42 benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99 Allah'a tevkül edenlerin üzerinde senin bir sultanlığın yok. Yani o kişi Allah'a tevekkül eden kişi ne yapmıştır? Allah onun iradesini kendi kontrolüne almıştır. Hicr 42 Benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığı ne? Şeytanın onlara negatif tesiri. Öyleyse allah Teala şeytandan yani onlar arasındaki bağı kesiyor ve ve şeytanın negatif etkisini kaldırıyor. Allah'a tevekkül edenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Çünkü şeytan nefsin afetlerini tesir ediyor. E Allah Teala o kişinin iradesini kendi kontrolünü almışsa o zaman afetlerin devreye girmesi söz konusu değil. Saat 65. Benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Yine kesinlikle mürşidine tabi olan kişi söz konusu. Sebe 21. Mumin kulların üzerinde senin bir sultanın yok. Bunlar da ahirete iman edenler. Ve Zümer 17. Bunlar kimlerdir? Bunlar kesinlikle tağutak olmaktan iştinab eden kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için müjdeler var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam, Hüner Tokat bir fitnenin, düşmanlığın, sevgisizliğin had safhada olduğu bu dönemde Allah bizleri Allah'ın Resulü'nün kapısına getirdi. Bunun şükrünü eda edebilmek, Allah'a ve Resulüne layık olabilmek için üzerimize düşen görevler nelerdir hocam? Sevgili kardeşlerim, hepimizin üzerine düşen görev kitabın bütününe tabi olmak. 14 asıl evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi bize projektör ediyor, projekte ediyor, yansıtıyor. Alma 19'da ha entum hum la Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman eden yedi sabah dört teslimi yaşamak isteyenler hepsi onlar kendilerini sevenleri severler. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama onlar kendilerini sevmeyenleri de severler. İşte kitabın tamamına iman edenler kendilerine nefret edenleri de sevenlerdir. Allah Teala'nın hepimize yüklediği görev budur. Bir insan ben Rabbime karşı görevimi yerine getirdim mi getirmedim mi diye merak ediyorsa hemen baksın kendisinden nefret edeni sevebiliyor mu? Çünkü kendisini seveni herkes sever. Burada da hepimiz söyleyebiliriz. Bizi sevenleri, biz severiz bu kanun gayet normal. Ama marifet ne? Marifet bizi sevmeyeni, bizden nefret edeni sevebilmektir. İşte sahabe öyle insanlardı. Kendilerine nefret edenleri seviyorlardı. Çünkü onlar kitabın bütününe tabidiler ve daimi zikrin sahipleriydi. Gerçekten bu %100 nasıl gerçekleşir? Daimi zikirde hangi insan olursa olsun kesinlikle nefsin afetleri kalmadığı için Başka insanlar ister nefret edinsinler, ister düşmanlık etsinler, onlar daima sevenlerdir. Onların sevgiden başka bir tercihleri olamaz. Çünkü kalplerinde sadece sevgi vardır. Kim ve nefretten eser yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam uygun görürseniz Rize'den Osman Bey bize bir görüntülü bir sual ulaştırmış. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam ben Rize'den Osman Kutlu Saygıyla, sevgiyle, hasretle cuk ellerinizden öpüyoruz Allah'ın üzerinde kalpten sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah Muhterem Hocam Uygun görürseniz bir sorum olacak arz etmek istiyorum Muhterem İnşallah Başlangıçta kalpten Allah'a ulaşmalı dileyerek Allah'ın garantisiyle hidayete erdikten sonra inşallah Muhsinler makamına ulaşmak için hangi gayretin sahibi olmamız gerekiyor? Ve akabinde buna binayen Nail Suresinin 128. ayetini açıklarsanız memnun oluruz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleykümselam Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra tekrar fıska düşmek istemiyorsa bir insan Allah'ın yardımcısı olmak durumunda. Alimran suresinin 51 ve 52. ayet-i kerimesi Hz. İsa aleyhisselam şöyle buyuruyor. Enne Allah Rabbi ve Rabbukum fa'bud. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kul olun. Hazır sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakim üzerindir. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde فَلَمَّ اَخَسَ İsa مُهُمُ küfre." <الْكُفْرَة> Fakat İsa onlardan inkar hissedince yani yavaş yavaş zikrin azalmasıyla inkara doğru bir meyli görünce hemen Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Öyleyse Allah'a yardım etmek kesinlikle fıska düşmenin önünde en büyük engeldir. Çünkü siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah size yardım ederse sizi, size galip gelecek yoktur. O zaman Allah bize yardım ederse şeytanın bize galebe etmesi imkansız. Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Yani ruhun Allah'a teslimi demek ne demek? Bu noktadan itibaren artık o kişinin de tebliğe başlaması insanları Allah'a davet etmesi demektir. Yani Allah'a davet elbette iradesini teslim eden insanların hakkıdır. Ama bu demek değildir ki sadece iradesini teslim eden insanlar Allah'a davet edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a teslim eden kişi de davet eder. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi de davet eder. Nefsini Allah'a teslim eden kişi davet eder. Elbette en seviyede hak sahibi iradesini teslim eden kişi zaten davette bulunur. Ama daha seviyede de o kişi başkalarına bunu öğretebilir. al suresinin 53. ayet kerimesine bakalım. 53 54 ve 55 bu muhtevayı anlatıyor. 53'te ne diyor allah Teala? Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tevâne rasûl fektümnâ mehaşşâedîn. Rabbimiz biz iman ettik. Seni indirdiğine ve senin Resulüne tabi olduk. Şahitlerden bizi yaz. Şahit kimdir? O da kesinlikle tebliğ yapan kişidir. Nitekim hmm, Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu dinin özelliklerini tarif ettikten sonra bakın ne diyor. Haş suresinin 78. ayet kelimesi. hakkı cihad ile cihat edin. Allah sizi seçti. Sizin üzerinize bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in dini bundan önce de sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de de size resul size şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız. Yani bir taraftan Allah Teala diyor ki insanlara şahit olun. Bir taraftan Allah'a diyor ki Allah'ın bana yardımcıları kimlerdir? İnsanlara şahit olmak demek, insanları Allah'a davet etmek demektir. Bu davette kim, yani o şahitler kimin hidayetine vesile olursa onlar şahit oluyor. Şahit olasınız diye. Dolayısıyla فَكْتُمْنَا مَعَ Biz senin indirdiğine iman ettik, Allah'a ulaşmayı diledik. Resulüne, فَكْتَبَعَنَا Resulü رسول Resulüne tabi olduk. Fettübna mea bizi şahitlerle birlikte yani tebliğ edenlerle birlikte yaz. Tabi en üst seviyedeki şahit iradesini de teslim eden kişidir. Ama bu şuhut mertebesi bu noktada. Alimlan 54 ve mekeru mekar <laughs> ve Vallahu hayrul Ama onlar hile kurarlar. allah Teala da hile kuranların en hayırlısıdır. Alimlan 55'te allah Teala Ya İsa Allah seni müteafa kıldı ve rafuke ileyye ve seni kendi katına raf etti. Ve seni tertemiz kıldı. Minel lezine keferu kafirlerden ve lezine ve sana tabi olanları kafirlerin üzerinde üstün kıldı. İlahi yevmul kıyâme. kıyamet kıyamet bu kafirleri şey sana tabi olanları kıyamet gününde kafirlerin üzerine üstün kıldı. Süm öyle imerci Allah sizi kendisine çevirecek ve ahkumu beyneküm aranızda hüküm verecek. Fi makuntun fi ihtilaf ettiğiniz konuları size haber vermek üzere. Öyleyse gördüğümüz gibi evet gerçekten kimdir Allah'ın yardımcıları yani ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra fıska düşmeyecek olan kişi kimdir? tebliğ yapan kişi Resul'e yardımcı olan kişidir. Bakın allah Teala ne buyuruyor? Maide suresinin 12. ayet-i kerimesi. Maide suresinin 12. ayet-i kerimesinde allah Teala Ben İsrail'den misak almış. Sadece Ben İsrail'den değil, bütün insanlardan misak almış ama burada Konuyu Ben İsrail üzerinden açıklıyor Rabbimiz. Ve onların içinde 12 tane imam tayin etmiş. Haşaren nekibah. Esna haşaren 12 tane imam. Ve kâlellâhu kâle. Allah diyor ki, "Ne me'akum. Sizinle beraberim. Eğer siz namazı ikame ederseniz, zekatı verirseniz, Resulüme iman ederseniz ve ona yardım ederseniz. Burası çok önemli. Ben bu ayeti kerimeyi ifade etmemin sebebi, Resule iman etmek ve ona yardım etmek. İşte bu Resul'e iman ederek Allah'a yardım etmek kimdir? Tebliğ yapan, Allah yolunda hizmet eden kişidir. O zaman kesinlikle allah Teala buyuruyor ki ve Allah'a karza ı hasenle bir borç veren kişi Allah onların bütün günahlarını örtecektir ve onları cennetine alacaktır. Ama kim bundan sonra küfür ederse o zaman o Allah'ın yolundan sapmış olur. İşte fıska düşmemek, Allah'ın yoluna sapmamak, yok şartları yerine getirmektir. Resul'e iman etmek ve ona yardım etmek. Resul'e iman ona yardım etmek Allah yolundaki hizmettir. Kardeşimiz de ifade ediyor. Biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudun teslimini muhsinlerde olmak için ne yapmamız lazım? Kesinlikle Resul'e en üst seviyede iman etmek yani Allah'a onları Allah'a davet etmek lazım. Bu daveti hangi oranda yaparsanız o oranda Allah'ın yardımını alır, o oranda sabit kadem olursunuz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, dergahta Efendimizin sohbetini tezekkür ederek bize söz hakkı geldiğinde aldığımız notları okurken bize verilen zamanı nasıl kullanmalıyız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, tabi bu kişiden kişiye değişir iş dünyası ama önemli olan Allah ve Resul'ün söyledikleri, Efendimiz'in söyledikleri. Öyleyse herkes adab ve edep içerisinde tezekkür sohbetinde Efendimiz'i dinlemeli. Acizana tavsiyem, tabi notlar alabilirsiniz size lazım olabilir ama o size tanınan süre neyse tezekkür sonunda herkese bu sohbetten bize ne anlatmak istersin? Yani muktesebatına ne anlat, aldın? ve onları bizimle nasıl paylaşmak istersin demektir o. 5 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 20 dakika yani neyse. Oradaki şartlar, oradaki tezekürü idare eden kişinin dizaynı içerisinde tezekkürden sonra kimlerin imkanı varsa imkan dahilinde olanlar belki 5 dakika değil 10 dakika tanır. O zaman o kişi muktesebatında Efendimizin sohbetine uygun düşen ve başkasıyla paylaşmak isteyen kalbine indirdiklerini kağıttan okuyarak değil, kalbinden okuyarak. Yani başkasıyla ile kalp ile iletişimde kurarak onlara anlatmalı. Dolayısıyla hep Efendimiz buyuruyor ki kalp idrak merkezidir. Kalbimize indirdiklerimizi kendimize mal etmişiz. Bir insan diliyle söylüyor ama kalbinde yoksa o onun müdafasını yapamaz. Henüz kendisine mal etmiş değil. İşte kendimize mal etmek kalbimize indirmektir. Hangi oranda kalbimize indirmenin muhtevası içinde gayret içinde olmalıyız ki biz onu başkalarıyla paylaşabilelim. Dolayısıyla kağıttan okuyarak değil o oranda o sohbette bir saatlik sohbet içerisinde Allah sizi neyi idrak ettirdi? Neyi kalbinize indirdiniz? o kalbinize indirdiklerinizi nasıl başkalarıyla paylaşabilirsiniz? O konuda Allah'ın Resulü'nün yardımcısı, Allah'ın yardımcısı nasıl olabilirsiniz? Onu yapacaksınız inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kardeşlerimiz bize vefat edenler ya da hasta olanlar için cüz dağıtıyorlar. Bunları okumamız uygun mu? Sevgili kardeşlerim, ben geçen de biz efendimize tabii bu konularda uygun olup olmadığının teyidi Efendimiz'e aittir. Teyit makamı Efendimiz'dir. Ve biz bu sualleri Efendimiz'e arz ediyoruz. Özellikle ben şimdi isim vermeyeyim. Bir yerdeki bir grup kardeşimizin bir konuda bize sunduğu bir sual vardı. Bunu Efendimiz'e arz ettik ve Efendimiz'in verdiği cevap şu. Hayır uygun değil. Bizim vazifemiz tebliğdir. Öyleyse bu sual buna uygun düşüyor. Bizim vazifemiz tebliğ ise ve bizi birileri ne dağıtıyorlar? Cüz dağıtıyorlar. Cüz dağıtıyorlar. Buna uygun düşmüyor. Allah Resulüne aynı şeyi Mevlüt'le alakalı soruldu. Mevlüt'e de bizim de öğrenmemiz, okumamız uygun mu? Hayır. Bizim vazifemiz Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmektir. Öğrenmek zikirle, Öğretmek de tebliğledir. Bizim vazifemiz Efendimiz'den öğrendiklerimizi tebliğ etmektir. Oradan buradan bize dağıtılan cüzleri okumak değil. Onu yapanlar yapsın. Ama Efendimiz'in öğrencileri daima aldıkları misyonun gereğini yerine getirenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, Efendimiz'i bir gün dinlemeyince nefsime uyuyorum, hatalar işliyorum. Efendimizin sohbetini nefes kadar bana lazım olduğunu hissediyorum. Bir de Efendimiz'i dinledikçe şeytan bana insanların hatalarını vesvese ediyor. Öfke afetimi kabartıyor. Bu konuda davranış biçimi nasıl olmalı? Zikrini <laughs> artıracaksın. Bir kere bir adım ilerdesin yani. En azından Efendimiz'in sohbetlerinin mutlu bir hayatı yaşamak için, herkes için gerekli olduğunu Allah sana idrak ettirmiş. İkinci adım ne? İkinci adım insanların kusurlarını da örteceksin. Mevlana boşuna dememiş. Aydınlatmakta güneş gibi ol. Kusurları başlamakta gece gibi ol. O zaman yapman gereken şey ne? Zikrini arttırmak. Efendimizin sohbetlerini dinlemek, aynı zamanda zikri de arttırmak. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz e, Muhtemem Hocam çok vesvese alıyorum. Kurtulabilmem için ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, vesvese zikirsizliğin işaretidir. Vesveseden kurtulmanın panzehiri zikirdir. Yaparacağınız şey hemen böyle bir şey geldiği zaman zikre başlayacaksınız. Allah 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 diye devamlı zikredeceksiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de o vesveseyle ilgili ayetleri kardeşimiz ekrana taşırsa bize nefsimiz vesvese verebilir, şeytan vesvese verebilir. Her ikisinin de kesinlikle karşılığı zikirdir, zikirdir, zikirdir. Arap 201, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Hemen tezekkür ederler. Yani ederler. Füsilet 36. Şeytandan sana mutlak vesvese gelecektir. O zaman hemen Allah'a sığın. Yani Allah'a zikret. Kaf 16. Nefsinin ondan vesvese verdiğini biz biliriz. Biz ona şahidem arzından yakın. Öyleyse nefsin de şeytanın da verdiği vesvesenin zehiri zikirdir. Zikirdir, zikirdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtar Hocam. Sizi canlı yayında görmenin sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Sohbet ve konferansların olmadığı günler zikrimizin düşmemesi için günümüzü nasıl geçirmeliyiz Allah razı olsun. Mümkün olduğu kadar etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsan sosyal bir varlıktır. Mutlaka başka insanlarla birlikte yaşar ve sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlar kim olursa olsun. Etrafımızdaki insanlar kim olursa olsun hepsi bizim bir mutluluk kapımızdır. Onları seveceğiz çünkü sevgi de mutluluğun anahtarıdır. Sevgi olmadan mutlu etmek, sevgi olmadan mutlu etmek yoksa mutlu olmak da mümkün değil. Ne mutlu etmek mümkün, ne mutlu olmak mümkündür. Çünkü mutlu ederseniz mutlu olursunuz. Allah'ın iki kanunu var. Seven sevilir, mutlu eden mutlu olur. Evet tekrar ediyorum Allah'ın iki kanunu var. Seven sevilir, sevilenler mutlu olur. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak seveceğiz. Birinci adım bizden gelecek. Onlar tarafından da sevileceğiz ve böylece mutluluğu birlikte yaşayacağız. O zaman eğer bunları yapmıyorsak biz kendimize diyeceğim vazifeyi yapmadığımız için hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya mahkum oluyoruz. Halbuki Allah Teala hepimizin mutlu olasını, mutlu olalım diye yarattı. O zaman mutlu olmanın birinci adımı kesinlikle sevmekten geçer. İkinci adımı da seven, mutlu eden kişidir. Onları mutlu ederseniz eminim ki Mutlu et ve mutlu ol. Yani onlar ne diyelim karşılık bize vermedi. Biz seviyoruz seviyoruz ama hiç karşılık taraftan pozitif bir cevap gelmiyor. Tam tersi bizden nefret ediyor. Olsun. <laughs> Efendimiz öyle olsun. Biz kendimize düşeni yaptık. Belki başaramadık. Başarmadığımız zaman askeri derecatı alıyoruz ve mutlu oluyoruz. O mutluluğu bize veren onlar değil Allah. Ama bir de eğer başarabilirsek o zaman iki katlı ekmek kadayıf. Yani mutluluğun şahikasına ulaşırız. O zaman hepimiz ne diyeceğiz? Hem onları mutlu ediyoruz hem de başarıyoruz. Onlar da mutlu oluyor o zaman. Her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor? Hepimiz diyeceğiz. Demek ki her şey çok mu güzel ve bana öyle geliyor. Bu başarının arkasındaki söylenen mutluluk şarkısıdır. Siz ulaşmayı, dilemeyi onlara tebliğ etmişsiniz. Meniteceği de almışsınız. Konferanslar hep bu güzelliklerle dolu. Kardeşlerimiz işte konferans yapıyorlar ve katılanlar ne diyelim 200-300 kişi. Bunlardan hemen hemen yarısı tabi oluyor. Yarısının tabi olması demek bunun başarıyı demektir. O zaman yarısı tabi olduğu zaman o yarısı için her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyebiliriz. <laughs> ama diğerleri için o da fena değil ama diğer gibi değil tabii. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam müsaadenizle İstanbul'dan Sait Sarı Buday Bey bize bir görüntüle sual açtı. İnşallah. Allah razı olsun. Aleykümler rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hocam hürmetle Asrettin Efendimizin de sevgili koplayılarınızdan biri olun. Sizleri çok seviyorum. Hocam bazen sohbetlerde ister istemez ortamımızda gıybet oluşuyor. Biz bu ortamlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Etrafımızda kişileri görmeye çalışırken kırmadan nasıl uyarabiliriz? Allah razı olsun sizi çok seviyorum. Selamun Aleyküm. Şimdi gıybet ve zikir ikisi birbirinin zıttıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan bahsetmek şifadır. İnsanlardan bahsetmek hastalıktır. Gıybet insanlardan bahsetmektir. Ve Muhterem Efendimiz'in açıklamasıyla gıybet yapan kişi kendisini yüceltiyor, gıybet edilen kişiyi de alçaltıyor. Halbuki Allah'ın biz insanlara verdiği görev yücelterek yücelmek. O zaman yücelterek yücelmek, biz yücelmek istiyorsak başkasını yücelteceğiz. Başkasını hangi oranda yüceltirsek o oranda yüceleriz. Şeytan bunun tam tersini söylüyor. Alçaltarak yüceltmek hiç kimse için mümkün değil. İşte şeytan insanları bu tuzağa düşürüyor. Halbuki yapmamız gereken şey şu. Efendimiz şöyle buyuruyor. O gibet yapan kişi iş dünyasında ona söylemese dahi ya bu şu anda onun gıybetini yapıyor. Eminim ki <laughs> ben arkamı çevirdiğim zaman bu <laughs> benim aklımda da konuşacak. <laughs> Kesinlikle bu böyledir. O zaman ne yapması lazım? Belki onu da kırmadan, çektir, kesinlikle çaktırmadan ne yapması lazım? Zikre davet etmesi lazım. Zikre onu ulaştırması gerekir. Yani Allah'tan bahsetmesi lazım. Burada da birazcık tabii kolay değil. Ama kolay bir anahtar vermek istiyorum size. Allah'tan yardım isteyin. Hemen iç dünyanızdan el açmasanız dahi kalbinizi açın. Ya Rabbim bu konuda bana yardım et bu kardeşimiz şu anda şu kişinin gıybetini yapıyor. Ama ben doğrudan doğruya söylesem onu kırmış olabilirim. Ben onu kırmak da istemiyorum. Onu da kazanmak istiyorum. O zaman bana yardım et ya Rabbim. Sen her şeye kadirsin. Bana yardım edersen kesinlikle o kardeşimizin de kalbini kazanırım diyerek onu zikre kısa viraj almak suretiyle zikre davet etmek. Ve baktınız ki gerçekten bu kişiyi zikre davet etsen dahi asla şeytanın tesiri altında devamlı negatifler söylüyor. O zaman onların yanında bulunmamak, onlardan ayrılmak. Ama eğer zikre davet ederseniz, o zaman o kişi farkına varabilir. O da negatif davranışından geri çark edebilir. Yaptığı hatalardan hiç kimseyi hesaba çekmek bizim işimiz değil. Kesinlikle Ra's Suresi'nin 40. ayet kemesine Allah Teala buyuruyor. Sizin vazifeniz tebliğdir. Hesap benim işim. Sen gıybet ettin. İnsanlardan küserek, insanları Sen ne biçim adamsın? Ya senin gibi adam olur, tasavvufta böyle bir şey olur mu? Böyle insanları karararak, hayır bu bizim işimiz olmamalı. Kesinlikle. Öyle bir anlatım tarzımız olmalı ki, her iki tarafı kazanmalıyız. Yani gıybet edilen kişiyle kazanmalıyız. Gıybet eden kişi. Onun için Allah Resulü hem zalime yardım edin hem mazluma yardım edin. Ya Resulullah nasıl oluyoruz? Mazluma yardım etmeyi anladık ama zalime nasıl? Onun zulmünü azaltmak ismi noktasında olmalı. Öyleyse mazluma sabır, zalime de zulmünü azaltmak suretiyle kesinlikle onu o noktada yardım edebiliriz. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah sizler sonsuz razı olsun. Biz izleyicimiz Muhterem Hocam, Duha Suresinin 3, 4, 5 ayetleri sadece Peygamberimiz için mi inmiştir? Yoksa bütün müminler de bu ayetlerin muhatap alınıyor mu? Birinci derecede Peygamber Efendimiz'e hitaben çünkü ve duha ve leyli O ayetleri bir görebilir miyiz? Duha birinci ayet, ikinci ayet, üçüncü ayet kardeşim. Ve duha kuşluk vakti andolsun. olsun? allah Teala yemin ediyor. Yani bu zamanı ne kadar kıymetli bir şey olduğunu yemin ediyor. Ve leyli zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye Demek ki kuşluk vaktine ve zifiri karanlık çöktüğü zamana andolsun. olsun. Ma vedâke rabbuke ve Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Belki bu ayetler ne zaman inmiş olabilir? Peygamber Efendimiz ya, Yahudiler bir sual soruyorlar. Yes'elûneke ne ruhu sana ruhtan soruyorlar. <laughs> Kulû ruhâ minnâ rabbi. Soruyorlar, diyor ki ben yarın size bunun cevabını veririm. Ama bir kavle göre hem Zülkarneyn hem ruh hakkında Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı altı ay ona ulaştırtmıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in en zorlu zamanları işte belki bu noktada Rabbim beni terk etti diye düşünme olabilir. allah Teala da cevap veriyor ona. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. وَلَا الْاَخِرِتُ خَيْنِ لَكَ el ula Burada işte en meşhur mesajı bize veriyor. Ahiret bundan sonraki hayat. Ahiret hayatı senin mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından daha hayırlıdır. Sevgili kardeşlerim, ahiret ebedilik yurdudur. Dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı şey ahiret hayatı sonsuzdur. Dünya hayatı onun yanında bir hiçtir. Cehennem bir yurt mudur? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, müslümana tabi olmayanlar için sonsuz bir azap yeridir. Ahiret yurdudur. Cennet bir yurt mudur, ahiret yurdu mudur? Evet, ulaşmayı dileyen, müslümana tabi olanların sonsuz mükafatı mutlu yaşayabileceği bir yerdir. Öyleyse eğer olay buysa, o zaman bu mukayese yaparsak dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında Ahiret hayatı her bakımdan dünya hayatından daha üstündür. Mesela Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu dünyada yaşadığınız bütün zevklerin hepsi cennet mutluluğunun yanında bir zerre değil. Şu an dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennem azabının yanında bir zerre değil. Öyleyse aslında sonsuzu ifade eden ahirettir. Bu açıdan değerlendirildiği zaman kesinlikle bulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştirenler için yüzde yüz ahiret hayatı dünya hayatından hayırlıdır. E şimdi Peygamber Efendimiz'in şahsında ona hitap ediyor. Neden ona hitap ettiğini biliyoruz. Hayrün <laughs> leke diyor. Leke Arapça'da senin için. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği ilk muhatap Peygamber Efendimiz senin için dediğine göre bu ayetlerin ilk muhatabı Peygamber Efendimiz. Ama Peygamber Efendimiz'in şahsında diğer insanlara da hitap ediyor. Örneğin İsra Suresinin 79. ayet-i kerimesi. Allah ne buyuruyor? وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجُدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ Senin için nafile bir namaz olmak üzere. E teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'den nafile bir namazdır ve ona hitap ediyor. Ama bugün onu ümmeti olarak hepimiz de bu namazı kılıyor muyuz? Kılıyoruz. Onun şahsında niçin kılıyoruz? Onu örnek alıyoruz. Çünkü Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde allah Teala bu konuyu dile getiriyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْاَخْرِ <laughs> وَزَكَرَ اللّٰهَ Andolsun sizin için Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ulaşmayı dileyen, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü en güzel örnektir. Öyleyse Resul en güzel örnekse, o bunu yapıyorsa, biz de onu örnek alıyorsak, bizim de yapmamız gerekir mi? Elbette o zaman Dua Suresi birinci dereceden Nebile Sultanı Peygamberimize hitaptır. Ama onun şahsında onu örnek aldığımız zaman bizim için de geçerlidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyorum. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Haram her Kur'an, Heram Mut'u programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.